Söylediğiniz üzere Zeytin Dalı harekatı başladı. Bu harekat bu haritada göremiyoruz ama harekat daha ziyade sınır bölgelerinde yani batı sınırında ve kuzey sınırında cereyan ediyor. Buralarda da işte küçük küçük belki köprü başı demek lazım. Köprü başları açılarak bu Afrin'in Türkiye sınırından tamamen sınır boyları boyunca yalıtılması ve nihayet orada minik gözüküyor ortadaki Afrin yerleşim birimine yönelecek mi yönelemeyecek mi, etrafını bir C şeklinde kapalı mı tutacak? Çünkü öbür taraftan aşağıdan doğruya uzanan o kırmızı uzantının ucunda Nubul Zehra köyleri var malum ve buradan hem Suriye ordusunun hem İran'ın İran destekli milislerin de hem doğrudan kendi elemanını yani Suriye ordusuyla ama İran destekli milislerin geçtiği hem silah mühimmat aktarıldığı hem de buralardan diğer kalan kantonlarla Afrin arasında bağlantının kurulduğunu, ikmal hattının açık olduğunu biliyoruz. Aşağı güney sınırına gelirsek o yeşil İdlib gördüğümüz yer orada da Afrin sınırı boyunca özellikle o Deret İzza onun bu tarafında yayından önce Serhat Hoca ile sohbet ediyorduk. Hatta işte Suriye'nin ikinci en yüksek tepesi olduğu anlaşılan Bereket Tepesi, işte Saman Kalesi gibi noktalarda Türkiye'nin gözlem noktaları tesis ettiğini biliyoruz. Yeni bir gelişme oldu. O da nedir? İşte Rusya'nın uçağı düşürüldükten sonra İdlib'de Türkiye'nin denetiminde olması gereken bölgeden omuzdan havaya atılan bir füzeyle hem Rus hava bombardımanıyla hem de Suriye ordusunun karadan ilerlemesiyle bu İdlib 3'e bölünmüştü. Sağ dilim eski demir yolunun doğusu, sol dilimde M5 karayolunun batısı idi. Ortada kalan bölgede işte Heyet Tahrir Şam veyahut ılımlı olmaya niyeti olmayan kimler varsa doluşturulacaktı. Afrin'in nüfusu 700 bin civarında, o yerleşim birimi 300 bin civarında. Fakat İdlib'in bilinmese de tahmine göre 1,5 ila 2 milyon civarında nüfusu var. Çünkü burada diğer çatışma bölgelerinden kaçıp buraya sığınan yani hiçbir şekilde rejimle uzlaşması mümkün olamayacak bir nüfus burada. Bunun dışında belki 10 bini aşan örneğin Uygur kökenli cihatçının aileleriyle birlikte bulunduğunu biliyoruz. Diğer yandan da İdlib ve hemen sınırımızdaki Cisr-i-Şugur katliamlar olduğunu izleyiciler hatırlayacaktır Cisr-i-Şugur'da. Rakka ile beraber, Rakka şimdi geri alındı IŞİD'den ama rejim denetiminden ilk başlarda çıkan yerlerden biriydi. Anlaşılan Türkiye burada da sınır bölümünde şöyle bir 5000 kilometre karelik bir alanda İdlib yerleşim birimini de içerecek şekilde karayolunu da karayolunun kuzeyindeki Serakib'i de belki tutabilecek şekilde aşağıda Cisr-i-Şugur'a da uzanacak gibi bir yeri de denetiminde tutmak üzere yerleştiği görülüyor. Son olarak şunu ilave edeyim. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? O sol üstteki yeşil Fırat Kalkanı bölümünden sola doğru ilerlersek Afrin, oradan da aşağıya İdlib'in söylediğim üçte birlik bölümünü kabaca içerecek bir ters L şeklinde güvenlik bölgesi görülebilir gelecekte. Hatta bana sorarsanız yani evet görülebilir ya da görülemeyecek gelecekte de TSK denetiminde bir tampon bölge adı altında güvenlik bölgesi, bunun doğru uluslararası ilişkiler terimi hangisi ise Türkiye'nin elinde tutacağı bence görülüyor.